Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Efendim günaydınlar. Ben Perihan Tatlı, İlk Seans'a hoş geldiniz. Evet, artık haftanın 4. işlem gününe geldik. Bu haftanın aslında bizim için en önemli günü bugün. Merkez Bankası'nın faiz kararını izleyeceğiz saatler 14'ü gösterdiğinde. Aslında her perşembe günü Borsa Teknik'te konuğumuz stratejist Tunç Çatıroğlu oluyor. Fakat bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı olduğu için öyle günlerde biz kendisini sabah ağırlıyoruz. Tunç Bey hoş geldiniz, günaydınlar. Bir 5 dakika var Borsa İstanbul'un açılmasına. Dilerseniz bir Borsa İstanbul'u açalım, yurt dışı rakamlarına bakalım. Ardından da detaylı olarak bugünkü beklentileri konuşacağız. Sevgili Tunç Çatıroğlu'nun bizler için hazırladığı zaten grafikler de var. O grafikler üzerinden hem teknik hem de temel anlamda yurt içini ve yurt dışını değerlendireceğiz efendim. Ama bir dünü hatırlayalım. Borsa İstanbul'da işlem hacimleri nasıldı? BIST yüz endeksini hangi hisseler yukarı çekti, hangileri aşağı etti, bir onlara bakalım. BIST yüzde baktığımızda günlük işlem hacimlerinde Türk Hava Yolları'nda 4 milyara yakın hacim vardı. Zaten son haftalarda baktığımızda Türk Hava Yolları'nı mutlaka ilk üçte görüyoruz. Kardemir'de de 1,5 milyara yakın hacim gördük. Aselsan'da 1,3 milyar, Tüpraş'ta ve Ereğli'de 1 milyarın üzerinde dün hacimler vardı. Yıldız 5'li bu şekilde oluşuyordu efendim. BIST yüz endeksini yukarı çeken paylar peki nelerdi? Bir oraya bakalım isterseniz. Dün çünkü bazı hisselerde ciddi pozitif ayrışmalar gördük. Örneğin Ford Otomotiv'de %4'ün üzerine yükseliş vardı. 2,5 puan üzerinde katkı sağladı BIST yüz tarafına. Koç Holding'de 1 puanlık katkı gördük. %1,5'luk yükseliş vardı. Aselsan son zamanlarda hareketli. %2'nin üzerine yükseliş gördük. 1 puanlık katkı izledik. Aksa gelen muhteşem bilançosu sonrasında %8'lik yükseliş sergiledi ve 1 puan üzerine endekse katkı sağladı. Dün holding tarafı zaten kuvvetliydi. Sabancı Holding'de %1'in üzeri artıydı. 1 puana yakın yine onun da katkısını izledik. Peki BIST yüz endeksini aşağı hangi hisseler çekti? İş Bankası vardı ilk sırada. %1'lik kayıplarla Yapı Kredi'yi gördük yine %2'lik kayıplarla. Akbank'ı gördük. Bu üçlü bankanın aslında aşağı yukarı baktığımızda 3 puana yakın zaten bir negatif etkisi oldu. Türk Hava Yolları'nda 1 puana yakın bir negatif etki vardı. Ereğli endeksin en ağır hissesi olduğu için %1'in üzerine kayıplarla 2,5 puanlık negatif etki sağladı BIST yüz endeksine. Peki dönelim rakamlar diyelim. BIST yüzü dün 2041 puan seviyesinde kapattık. 0,37'lik yükseliş var an itibariyle Viyop tarafında. Yani dün akşam seansı da aslında bir miktar pozitifti. Ama birazdan teknik seviyeleri konuşuruz. 2060 puan seviyesinin üzerine bir kalıcılık sağlayamıyoruz. Sürekli satışlar oradan geliyor. O yüzden bugün bizim için kıymetli. Dolar Türk Lirası cephesine bakıyorum. Orası hala sakin. Merkez Bankası öncesinde 13.60'dan geçiyor işlemler. Euro Türk Lirası'nda 15.48. Sepet kurda 14.53 ve gram altında ise 820 TL seviyesindeyiz. Bugün yurt dışına baktığımızda risk iştahının çok yüksek olduğunu söyleyemeyeceğim. Asya seansında daha karışık bir tablo vardı aslında. Özellikle Çin tarafına baktığımda orası pozitif taraftaydı. Şu an negatif tarafa geçmiş görünüyor. %0,03'lük bir geri çekilme var. Japonya'nın Nikkei endeksinde kayıplar %1'e yakın. Hong Kong Hang Seng'de de %0,25'lik kayıplar görüyoruz. Güney Kore'nin Kospi'si ve Hindistan'ın Sensex'i. Burada bir miktar pozitif ayrışıyor. Geri kalanlar negatif tarafta fiyatlanıyor diyelim. Bir de ABD'ye bakalım isterseniz. ABD cephesine baktığımızda orası da satıcılı. Dow Jones vadeli 0,32 aşağıda. S&P 500 vadeli ise %0,39 negatif seyrediyor. Nasdaq vadeli de %0,57'lik kayıplar söz konusu. Tabii tahvil cephesine bakmak lazım diğer taraftan. ABD'de tahvillere baktığımızda 2 yıllık tahvil faizi 1,5 seviyesinde aşağı yukarı. 10 yıllık tahvil getirisi yeniden %2'nin üzerine çıktı. 30 yıllıklara baktığımızda ise orada son görüntü %1'lik bir geri çekilme var. %2,32 seviyesindeyiz. Evet, emtia cephesine bakalım. Kıymetli metaller hareketli.
Paladyum ilk sırada %1,5'luk yükseliş var. Arkasından uykuda olan platin uyandı. %1'lik yine orada da yükseliş görüyoruz. Tabii diğer taraftan ons altın cephesine baktığımda orada kısmi yükselişler var. Asıl hareketin dün akşam yaptı. 1875 dolar seviyesindeyiz. Gümüşte çok kısmi bir geri çekilme var. 23,5 doların üzerine bir fiyatlama söz konusu. Ham petrol ve Brent petrolde %1,5'a yakın kayıplar var. Diğer taraftan kıymetli metalleri bir kenara bırakacak olursak doğalgazda %1'lik yükseliş var. Buğday fiyatlarında yine %1'lik yükseliş görüyoruz. Soya yatay pozitif, yine Mısır'da da yatay pozitif bir fiyatlama var. Demir cevheri ise 142 dolar seviyesinde. Evet efendim, Borsa İstanbul'un açılış rakamları geldi. 2049 puan seviyesinden açıyoruz. %0,41'lik yükselişle. Yani Viyop'a tam da paralel bir yükseliş var an itibariyle Borsa İstanbul cephesinde. Şöyle bir alt endeksleri tarayalım. Genele yayılan bir alış olduğunu görüyorum aslında. Bankacılık %0,39 artı başladı. Sınayi %0,43, Holding %0,36 ve Ulaştırma %0,30 pozitif başladı diyelim güne. Çok az hisse zaten negatif tarafta. 3 tane hisse görüyorum BIST 100 endeksinde. Evet, BIST 100'ü bir o zaman alalım ekranları. BIST 30'un tamamı pozitif açıldı. Bunu baştan söyleyelim. BIST 100 içerisinde ilk sırada %3,5'un üzerine yükselişte Teknosa'yı görüyorum. Pozitif tarafta ayrışanlar. Erbosan, Esen, Cemaş %2'nin üzerine ya da %2'ye yakın yükselen hisseler bunlar. İzmir Demir Çelik, Alarko ve Birisa bugünün yatay negatif açan hisse senetleri. Geri kalan hisselerin tamamı ya yatay ya da pozitif tarafta açılmış durumda diyelim. Herkese güzel bir seans diliyorum efendim. Buradan kısaca bir günleri çıkan başlıklarına göz gezdirmek istiyorum. Neler konuşacağız bir bakalım. Türkiye'de COVID-19 vaka sayısı bir önceki gün 94 bin kişinin üzerindeydi yine. COVID-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise 271 kişiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıklamalarını takip ettik. Tüm bildiğiniz gibi kabine toplantısı vardı. Sonrasında da açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan %7 KDV indirimle ilave sektörden de %7 indirim bekliyoruz. Yani totalde %14'lük bir indirim bekliyoruz dedi. Aynı zamanda gıda fiyatlarında 1-2 ayda rafların düzeldiğini de göreceğiz dedi. Diğer taraftan tabii Rusya-Ukrayna gerginliği hala gündemimizde. Orada sürekli haber akışı bir yandan da değişiyor. Örnek veriyorum, ABD cephesine baktığında Rusya'nın sınırdan askerlerimizi çektik açıklaması için doğru değil dedi. Fakat Rusya'dan da bir hamle geldi. Rusya Savunma Bakanlığı batıdaki birliklere ait tankların üstlere dönüşünün videosunu yayınladı. Bunun fiyatlamasını hala yaşayacağız gibi görünüyor Tunç Bey. Ne dersiniz? Hadi o zaman bir Rusya-Ukrayna gerginliğiyle başlayalım. Rusya-Ukrayna gerginliğinde yani bu son Amerika'nın çıkışları bugün herhangi bir gün artık çok yakındır. İşgal başlıyor. Hatta işte dün işgal başlayacaktı. Öyle bir şeyleri vardı. 16 Şubat'a atıfta bulunmuştu. Evet, çünkü işgal başlıyor diye Ukrayna'da bayram ilan edilmişti. Biz bu işgali bayramla kutlayacağız falan dedi. Sonra ironi yaptım demek zorunda kaldı. Komedyen adam üstelik yani işi bu. Yani Amerika burada çok bastırıyor. Burada neden Amerika böyle yapıyor? Çok kısa onu şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi burada Rusya'nın amacının işgal etmekten daha ziyade Ukrayna'yı Finlandiyalaştırmak olduğunu düşünüyorum. Ukrayna'nın Finlandizasyonu denebilir. Yani bu Ukrayna'nın Finlandiya gibi müreffeh bir ülke olması, gelişmesi falan anlamında değil. İkinci Dünya Savaşı başladığında Sovyetler Birliği Finlandiya'ya saldırmıştı ve bir kısım toprağını da çok büyük kayıplar vererek ele geçirmişti Finlandiya'dan. Ancak Almanya saldırdığı zaman Sovyetler Birliği'ne, Finlandiya Almanya yanında savaşa girerek orada Sovyetlere saldırdı. Fakat savaşın gidişatının Almanya'nın aleyhine olduğunu görünce Mareşal Mannerheim o zaman Hitler'le görüştü ve Almanya'nın zayıf olduğunu anladı. Gitti Stalin'le bir anlaşma yaptı. Ve bu anlaşma sonucunda Finlandiya savaştan çekildi, işgal edilmedi. Ama Almanya'nın tarafında savaşa girmiş olduğu için müttefikler tarafından da böyle bir NATO'ya alalım, bu adamları kucaklayalım falan denmedi. O her ne kadar Sovyetler Birliği'ne düşman olsa da Stalin'le Mannerheim'in yapmış olduğu anlaşma sonrasında dış politikada Sovyetler Birliği'nin işine gelmeyecek bir hareket yapmamayı kabul ettiler.
Ve bu şekilde de Sovyetler Birliği yıkılıncaya kadar da bunu sürdürdüler. Hı hı. Yani burada da Sovyetler Birliği yıkılışında Rusya var. Rusya etrafında tampon ülkeler olsun istiyor. NATO dibine gelsin istemiyor. Bunların başında da Ukrayna çok önemli onlar için. Ukrayna canı ne isterse yapsın ama NATO'ya girmesin, Batı'ya çok fazla yanaşmasın. Mümkünse böyle bir tarafsız bir ülke olsun, tampon bir ülke o olsun. O zaman ben karşımda Avrupa'yı sayarım diyor Putin. Yani Avrupa benimle savaşa girmiş gibi sayarım ama şöyle bir avantajım var, elimde nükleer silah var. Öyle bir şey olsa nükleer silahımı kullanırım diye bir tehdit var, bir konuşması vardı. Nükleer silahı da var, tankı da var, uçağı da var, her türlü şey var. Keseceği gazı da var. İskender bilmem nesi de var. Yani var da var yani. Rusya'da olmayan hiçbir şey yok. Hatta siber saldırıları da var. İşte yani, dün de yine aynı şekilde Ukrayna'da birçok bakanlığın sayfası hacklendi. Yani onlar baskı kurarak ya bu NATO sevdasından vazgeçin demeye çalışıyorlar. Şimdi Amerika burada baktı ki bu gidişat yani Rusya saldırmayacak ama onlar da bir güvence veremiyorlar Ukrayna'ya. İşte tamam o zaman biz de böyle bir daha da böyle üstüne giderek bak işte Rusya saldıracak falan saldırırsanız fena yaparız falan diyerek şuna getirmeye çalışıyorlar. Evet bir şey kaybedecek Amerika burada çünkü hemen korktu kaçtı falan ama biz de tehdit ettiğimiz için dişimizi gösterdiğimiz için saldırmak işte şey yapmadı yani onu caydırdık biz. Saldırmak yemedi. Yapmak istiyorlar. Aslında bu bir oyun, yani jeopolitik bir oyun oynanıyor burada. Oyun teorisi geçerli burada. Hı hı. Ne oluyor? Piyasalarda gerginlik oluyor. Piyasaların temel tarafında bir değişiklik yok. Geçecektir, bitecektir. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bugünlerde böyle dalgalanmalar olması normal. Yatırımcıların da bu noktada zaten hep söylüyoruz. Dikkatli olması lazım. Evet. İçeriye geleceğim. Yine dışarıdan devam edeyim. Malum Rusya-Ukrayna gerginliğiyle başladık. Dün FOMC toplantı tutanaklarını takip ettik. Artık tabii gözler Mart'a işaret ediyor. Anketler neredeyse %90'ın üzerinde Mart'ta faiz artırımı geleceği konusunda hemfikir. Fakat bu faiz artırımı 25 mi, 50 mi, 100 mü olacak tartışmaları ön planda? Neden? Şimdi burada bakıyorum Philadelphia Fed Başkanı diyor ki 25 bas puan faiz artırımı taraftarıyım ben diyor. Kaşgari'ye dönüyorum. Diyor ki agresif faiz artırımı resesyon riskini artırır diyor. Şimdi gerçekten işin bu tarafını konuşmak lazım. Hı-hı. Evet faiz artacak ama artık Mart'ta fiyatlayacağım bir şey faizin artacak olması değil de ne kadar artacağı galiba değil mi? Hı-hı. Ne bekliyorsunuz? 0.50 puan. Da kâfi midir? Başlamasını bekliyorum. Ama bu Kaşgari'nin dediği gibi 0.50 ile başlayacaklar belki. Sonra 0.25 artırıyoruz diyecekler ama ya resesyon riski de oluyor, şey oluyor. Biz biraz yavaşlayalım falan denecek. Hatta o 0.50 ile başlamaktan da belki vazgeçebilirler. 0.25 ile de başlayabilirler. Hı. O yüzden zaten Amerikan piyasalarında rally beklentim vardı. Çünkü en kötüsünün zaten fiyatlandığını, o 0.50'nin fiyatlandığını düşünüyorum. Bir fiyatlanmadı. Yani 100 fiyatlanmadı ama 0.50 fiyatlandığını düşünüyorum. Bu Rusya gerginliği hikayesi de olmasaydı zaten, burada Biden sürekli olarak böyle konuşmasaydı, zaten o 4540'ı falan da geçmişti S&P 500. Yükseliş başlamıştı. Hı hı. Bunun da geçici bir şey olduğunu bu şekilde yükselişin devamını bekliyorum ben. Peki o zaman dışarıdan içeriye geliyoruz dedik. İsterseniz S&P tarafıyla başlayalım. Geri kalan kısmı tamamen biraz TL varlıklara da ayıracağız. Evet. Şimdi S&P tarafına bakmak istiyorum. Neden? Biz şunu anladık ki 3 hafta öncesine kadar, belki de 1 ay öncesine kadar aslında biz hep iç gündemi konuştuk. Evet. Ama bir aydır biz de TL varlıklardaki fiyatlamalar iç gündemden değil, daha çok dışarıdan etkili olduğu için dışarıdan içeriye gelmek istiyorum. Çünkü dışarıda işler karışırsa, oraya satış gelirse anında bundan etkileniyoruz. Ama bir ay öncesine kadar kendimiz takılıyorduk. Yani pozitif ayrışıyorduk, negatif ayrışıyorduk ama gündemimiz başkaydı. Evet. Şimdi biz gündemi bir kenara koyduk. Daha çok yurt dışını fiyatlıyoruz. O yüzden yurt içine işlem yapanlar için de bu grafik kıymetli. Tabii. Şimdi burada S&P 500 hatta işte future grafiği. Grafiğimiz yani, günlük efendim. Grafik, günlük grafik. Şimdi bu turuncu 250 günlük üstel hareketli ortam. Ben bunu kullanıyorum. Birçok yerde de işe yaradığını düşünüyorum. Bakın işte şurası pandeminin o en kötü olduğu zamanlar Mart sonu. Ve orada işte Fed sınırsız para vereceğim dedikten sonra bir yükseliş başlıyor.
Bu 250 günlük direnç olarak çalışıyor. Sonra üzerine atmış, sonra burada tekrar destek olmuş. Destek olmuş. Teyit almış. Yani bunu destek yapıp teyit almış ve buradan sonra da bakın buraya kadar gelmişiz. Şimdi bunun tekrar altına gitmesini bekler miyiz? Bunun tekrar altına gitmesi demek, yani bu 250 günlük hareketli ortalamanın altına kalıcı olarak inmesi demek, artık S&P 500'de bir düşüş trendinin başlaması anlamına gelir. Böyle bir şey bekler miyim ben? Ben beklemem. Şimdi benim analiz buna dayanıyor. Ben beklemiyorum. Ben hatta Amerikan 10 yıllıkların bir miktar düşmesini bekliyorum. 1.78'e falan düşmesini. 1.78. Şöyle bir şey oldu orada. 1.98 destek, 2.04 direnç gibi. 2.04'ün üzerine atamıyor, 98'in altına gidemiyor. Evet. Ama daha hani vadeyi genişletirsek 1.78'e kadar bir geri çekilme olabilir. Yani ona bir para girebilir diyorsunuz aslında. Evet, yani öyle bir geri çekilme de olmasını bekliyorum. Ve de buradan artık bu en kötüsünün burada geride kaldığını düşünüyorum. Şurada belki bir kez daha geldi burada. Daha tam değmedi orada. Ama bundan sonra artık teyit alma aşamasıdır bu. Yani geldi desteğin üzerine. Belki şurada artık gidecekti. Biden konuştu. İşte dün işgal olacaktı falan. Olmadı. O işgalin de olmayacağı anlaşılacak zaten. Ondan sonra buradan yukarı hareket başlayacaktır S&P 500'de diyorum. Çünkü orada artık bu en kötüsünü geride bıraktığımızı düşünüyorum. Şimdi Tunç Bey, 2 saatlik bir grafiğimiz de var. Onu da alalım ekranlara. Ben şimdi S&P tarafına da bakayım. Yani 0,22 aşağıda dedik. Evet. 4.456'lar çalışıyor. Yani şimdi, sizin hazırladığınız yere de uzak değil, oralarda. Evet. Şimdi sabah erken kalktım, yaptım. Şimdi bu 2 saatlikteki lacivert, Kaufman hareketli ortalaması çok kısa trendler varsa onları bulmak için kullandığım bir şeydir. Burada artık dip yaptığını görüyoruz. Bu dibi yaptıktan sonra yukarı doğru gelmiş. Burada artık teyit alıyor. Yani bunun üzerinde kalma noktasına gelmiş. Yani en kötüsünü 2 saatliğin de geride bıraktığını görüyoruz. Bu sağdaki hacim profilidir. Hacim profiline de baktığım zaman mesela şu aşağılara doğru gitmesi, yani şu 4.425'e doğru düşmesi çok kolay olabilecekken düşmemiş. Hareketli ortalamanın üzerinde kalmış. O zaman yani şurada artık 4.500'e, yani 4.480-90 gibi işte şuradan geçen bir hacim profilinin de gösterdiği kritik bir seviye var. Onun da üzerine atarsa artık ondan sonra rally başladı diyeceğim. Ama atması belki 1-2 gün daha sürebilir şu anda. Ama bu şeye göre yani en kötüsü bence geride kalmış görünüyor ki mesela şu 4000, yani şu 4.425'e kadar rahatlıkla inebilecek yeri vardı, inmedi. İnmedi. Yani bunu da ben olumlu senaryoda okurum, evet, o zaman diyorsunuz. Evet. Peki, şimdi burada beklentileriniz pozitif taraftaysa aynı beklentileri paralel bir şekilde Borsa İstanbul'da da yansıtabilir miyiz? Tabii. Şimdi Borsa İstanbul grafiği gelecek ama tabii Borsa İstanbul'u konuşurken yurt dışını izlememiz gerekiyor. Bizim üzerimize etkili dedik. Bu bir. Ama bugün bizim için özel bir gün. Tabii ki. Merkez Bankası'nın faiz kararının olduğu günlerde genelde burada oynaklık yaşanabiliyor. Ben Borsa İstanbul grafiğine bakıp ondan sonra Merkez Bankası beklentilerini konuşalım, masaya yatıralım. Dünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları da vardı diye düşünüyorum. Yani biz tamamen o zaman bugünü bir göz ardı ederek yurt dışı kaynaklı olarak genel resme bakacağız. Bugünü göz ardı etmek gerekiyor. Genel resme bakacağız. Evet. Bunu baştan söyleyelim. Bugün çünkü özel bir gün. Yani çok spekülatif şeyler olabilir. Aşağı hareket olur, yukarı hareket olur ama genel resmi değiştirmeyecek. Yani tarım dışı istihdam günü gibi. Bizde bir gün böyle. Şimdi burada şöyle bir işte aşağıdan gelen böyle bir destek var. Yukarıdan gelen bir direnç var. Arada sıkışıyor borsa. Yukarı yönde kırmasını bekliyorum. Neden? Çünkü şu aşağıdan destek buldu. Şu Ichimoku'nun üzerine çıktım. Şu Ichimoku bulutu. Bu Ichimoku bulutu üzerinde de hep destek bulduğunu görüyoruz. Bunlar tek tek destek. Şurada da direnç de arada sıkışmış. Ichimoku bulutu da üzerinde hep kalacaksa o da yükseldiğine göre şu 2076-2080 gibi bir yerler var. Oraları... TTF'de mi beklemek istiyor peki buradaki kırılım? Yani ne ister, ne destekler? Yani şimdi yurt dışında, şimdi o S&P 500 düşüş trendine giriyor olursa burada kaçacak insanlar. Ama, orası tamam. Ama düşüş trendine girip girmediği konusunda emin değiller. Değil. Ben emin, ben yani eminim demek de pek kolay değil ama ben daha artık düşmeyeceğini düşünüyorum. Ben o taraftayım. Ben
Boğa tarafındayım. Hı hı. Ama piyasa burada öyle şey yapmıyor. Artı bir de burası Türkiye. Hı hı. Acayip bir şeyler olabiliyor her zaman. Öyle de olunca bu sefer yukarı gitmekte 2055 zannedersem şurası. Orada takılıyoruz. 2055-60 yani evet. Atamadık. Üzerine atamıyoruz. Atamadık. Oysa yani şu wave trend'deki şu dalgalanma yani şöyle şöyle yani negatif bir şey olmadığını da gösteriyor. Yani piyasanın şeyini okuduğunuzda harmonisini negatif bir şey yok. Daha pozitif tarafta fakat bir şeylerin daha olması lazım. İşte o yüzden belki yurt dışı tarafında bir tekrar risk iştahının artması, işte Fed'in daha makul bir faiz artırımıyla belki faiz artırım sürecine başlaması ya da içeride bir atak ama daha çok yurt dışı tarafını fiyatlamak evet, yani bir şeyler alınacaksa, bir yatırım yapılacaksa buralar iyi yer demek aslında bu. Orayı kırarsak o zaman eski TL bazı zirvemize doğru bir yolculuk tabii, başlar mı? 2375'i görürüz. Tabii, çünkü. Onun üstü de var hatta. Onun üstü de var. Evet. 2800 mü konuşmuştuk değil mi? Hatırlıyorum geçtiğimiz evet. Hafta. Peki Tuğuş Bey, bugün bizim için önemli dedik. Evet. Merkez Bankası'ndan ne bekliyorsunuz? Şimdi onları konuşalım. Piyasada neredeyse hiçbir kurum ve kimse bir faiz artırımı beklemiyor. Doğru. Faiz indirimi artırımı de beklemiyorum. Ağzımdan kaçtı. Faiz indirimi beklemiyor. 14'te sabit kalmasını doğru. Bekliyoruz. Evet. Peki Merkez Bankası da şimdi biz ne dedik? Yurt dışına göre aslında TL varlıklar son bir aydır fiyatlanıyor dedik. Merkez Bankası da bunu göz önünde bulunduracak mıdır artık bundan sonraki kararlarında? Yani Mart'ta Fed faiz artıracak. Bundan sonraki hamlelerimde artık bunu da göz önünde bulundurmalıyım diyecek mi Merkez Bankası demeli mi? Yok, ben öyle bir şey olmasını beklemiyorum. Çünkü Merkez Bankası Başkanı, hani ben espri olsun diye ona bakmayın, Sayın Cumhurbaşkanı dinleyin diyorum ama Türk-Alman Sanayi Ticaret Odası şeyi diye bir yerde bir konuşma yapmıştı. Eylül ayında. Ve demişti ki yani inşaat sektörü haricinde bir sıkıntı yok bize gelen sektörlerden, şeylerde, raporlarda. Ama inşaat sektörüyle sınırlı kaldı bu iş dedi. Arkasından faiz indirdi. Şimdi inşaat sektörü dışında kimsede sıkıntı yoksa o faizlerde, inşaat sektöründe sıkıntı var dedikten sonra faiz indirince o zaman ben dedim ki ya bu inşaatçılar zaten söylüyorlardı sürekli olarak konut kredi faizi aylık %1'in altına gelse piyasa için doping olur falan diye. Demek ki bunu inşaatçılar için yaptılar dedim. O zaman. Çünkü o başka hiçbir yerde sorun yoktu kendi anlatmasına göre. Demek ki inşaatçılar için yaptılar dedim. 12'ye de inmedi bu faiz. Geçen ay inmesini bekliyordum. İnmedi. Sabit bırakıldı. O zaman bu ay mı inmesi gerekiyor? Fakat bu ay da şöyle bir gelişme var. Bir kredi garanti fonu devreye almak isteniyor. Orada da inşaat sektörü de oraya eklensin talebi var. KDV indirimi zaten yani var. Yani aslında burada devlet biraz vergilerinden kısıntıya, yani vergi kazancından kısıntıya giderek elini masanın üzerine koydu. Ama gerçi burada bizim yapmaya çalıştığımız şey nedenleri çözmek değil de sonucu birazcık aslında sonuca tampon yapmak demem belki daha doğru olur ama evet. Bu nedenleri çok çözmeyecek gibi görünüyor. Biz daha çok sonuçla ilgileniyoruz. Semptomlarla biz ilgileniyoruz. Şimdi biz işte yaraya pansuman yapıyoruz. Bir de kredi garanti fonunu devreye alıp kredi büyümesi yaparak böyle bir kortizon vereceğiz. Ve ondan da bir iyileşme bekleyeceğiz yani. İşte o yüzden inşaat sektörüne verilecek bir şeyler var. Hatta onların bir de şey talebi var. Bu konut alımındaki vergi de azaltılsın. Onlardan belki satışları tetikler. Satışlarımız yani. İyi olur falan diye. Onlara bir şeyler veriliyorsa o zaman faizin inmesine bir ekstradan gerek yok bu ay, o yüzden pas geçilebilir. Ama öyle veya böyle asıl niyet 12'ye indirmektir. Yani bizim nihai olarak hedefimiz 12. Evet. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Özellikle bu KDV indirimine evet. De ben bir değinmek istiyorum. Çünkü tamam araba belki artık lüks oldu gerçi. İhtiyaç da eskiden şimdi lüks oldu. Konut artık ulaşılmaz oldu. Ama hepimizin temel ihtiyaçları var. Bunun başında gıda geliyor. Yani bir şekilde işte barınma ya da bir ulaşımı sağlama piramidi hatırlayacak olursak bunlar hakikaten barınma ihtiyacı falan tabii elzem ama önce bir karnımızı doyurmamız lazım. Tabii ve ki. Türkiye'de çok ciddi bir gıda enflasyonu yaşanıyor. Yani evet. Hepimizin genel problemi bu. Doğru. Hepimiz marketlere gidiyoruz ve fiyatlar artık günlük artmaya başladı. Burada belki bunun önüne geçebilmek için
Tabii KDV oranını %8'den %1'e indirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün dedi ki hani biz indirdik. Bir %7'lik indirim de aslında karşı taraftan sektörden bekliyorum. Totalde bir %14'lük indirim. Ben geçen söyledim, ben markete gittim, hani böyle ciddi bir yansıma görmedim fiyatlarda. Bana göre bir değişiklik yok aman aman. Ama değişiklik görenler de vardı, fişleriyle, fotoğraflarıyla paylaşanlar oldu. Çok teşekkür ederim. Fiyatları arttı diyenler de oldu. Ama hani şöyle söyleyeyim, yani 10 kişiden 9 evet fiyatlar indi demiyor. Bu konuda netiz. Peki fiyatlar inebilecek mi? Burada üreticinin de maliyetleri çok yüksek, onları da anlamak lazım. Ve hakikaten yani burada gıda kaleminde en azından hem biz tüketiciler olarak konuşalım hem enflasyonu etkisi olarak konuşalım. Yani nasıl bir süreç bekliyorsunuz? Şimdi enflasyonu ben daha da artmasını bekliyorum. Yani, %50'nin üzerine çıkarız diyorsunuz. Tabii çok daha fazla artacak. Çünkü enflasyon öyle bir şey ki bir kez bu bir artıp da bir yere geldi miydi işte... Dolar kuru gibi değil. Bugün düşer, yarın çıkar falan denebilecek bir şey değil. O... Ki bizde bir de yapışkan bir etkisi var bunun. İşte o sadece bize özgü bir şey değil bu. Dünyada da bu böyle. O enflasyon orada kalır. Onunla çok ciddi mücadele etmeniz lazım. Ve onunla mücadeleyi de yaparken önce bir, ben ne diyorum? Bir niyet etmeniz gerekiyor. Bir niyet. Niyet demek ben bununla ilgili bedelleri ödemeye hazırım demek. Niyet etmiyorsanız... Siz böyle bir ara yollarla, kısa vadeli çözümlerle falan işi götürmeye çalışıyorsanız bu yani mücadeleden başarısız olursunuz. Şimdi bizde ilk olarak bir kere bir şey yapmayın deniyor. Yapmayın diyenler itibarsızlaştırılıyor. Arkasından o yapılıyor. Sonuçların kötü olmaya başladığı görülüyor. Kötü olmaya başladığında burada kafalar kuma gömülüyor, hiçbir şey yapılmıyor. Sonucun kötüye gittiği sadece seyrediliyor. Ama ne oluyor? Bir takım propaganda, işte basınla bilmem neyle falan sonucun kötü olmadığı. Aslında öyle bir kötüye gidiş olmadı ya da bunun geçici bir şey olduğu propagandası yapılıyor. Sonra onun geçici değil kalıcı olduğu anlaşılıyor. O zaman bir çözüm getirmek gerekiyor. Çözüm bulunamayınca bu sefer daha da inat ediliyor. Hayır biz bu yoldan geri dönmüyoruz vesaire falan gibi. O inatla da bu işin çözülmeyeceği anlaşılıyor. Bu sefer... Aman bize bir çözüm bulun ama problemin kökünden çözecek bir şey olmasın, bir yan bir çözüm olsun. Yani faiz arttırmadan biz bu enflasyon işini nasıl çözeriz? Bize bunu anlatın deniyor insanlar. Ve de işte böyle kur korumalı mevduattı bilmem neydi, işte altındı falan gibi şeylerle çözülmeye çalışılıyor. Ama en azından bir problem olduğu artık kabullenilmiş durumda. Bu durumda. Yani bu problemin şimdi bu yollarla çözülmeyeceğinin de anlaşılması gerekiyor. Şimdi burada bu yollarla çözemezsiniz diyen kişileri önce belki itibarsızlaştıracaklar. İşte gene bu yollarla çözülmüyor bak görülüyor denildiği zaman kafalar kuma gömülecek. İşte gene işte yok ya işte bir bildikleri vardır 3 ay 5 ay niye daha bitecek sıkıntı şimdi kardeşim falan denecek. Ondan sonra ne olursa olacak ama... O zamana kadar bu enflasyon 50 olan belki 60-70'e çıkacak. Sonra bunu işte bizim nihai hedefimiz olan tek haneye indirmek çok daha zaman alacak. Yani hakikaten bir emek isteyecek. Bunun da bir maliyeti olacak. Maliyeti de olacak ve yani o 60-70'e çıktığı zaman ya evet biz bunu düşürelim ya doğru bir şeyler yapmaya başlayalım desek bile bu 80'e gidecek. Ondan sonra daha da artmaya devam edecek. Yani biz belki faiz de arttıracağız ama enflasyon daha da artacak. Çünkü bir kere o dolar kurunu arttırmamak gerekiyordu. Yapmayın denildi. Peki artık geri çekildi. Burada sabitleşti ama yani hani olan oldu mu? Yani 18'e gitti sonra 12'ye döndü bir aydır, bir aydan uzun bir süredir 13.50'de olması bir şey ifade ediyor mu bu noktada? Yani 18'e gidişi zaten orada tahribatı yarattı. Şu an 2 ayda burada kalsa bunun ceremesini çekeceğiz demek tabii değil mi bu? Tabii ki. 2 değil 6 ayda kalsa çekeceğiz. Çünkü Şahap Kavcıoğlu geldiğinde 7.20 idi kur. Yani %80 küsurluk bir artış var. Eylül ayına göre %60'a varan bir artış var. Yani şimdi yok işte 18'den 13'e geldi diye sevinilecek bir durum yok yani.
Hı hı. Yani. Peki teknik anlam, bunlar şimdi işin temel tarafı ama tabii. Teknik ne diyor? Yani tamam, Amerika'nın da enflasyonu çok yüksek ama bizimki aradaki makası düşünecek olursak ciddi bir fark var. Yani İlk orada, ondayız dünyada. Tabii. İlk 5'e bile alabiliriz yani. Hani o diğer ülkeleri ölçülemiyor. İşte Suriye var, tam ölçülemiyor. İşte o tam ölçülemeyen ülkeleri çıkartalım. Surinam var, 600 bin nüfuslu bir yer Güney Amerika'da. Onları da çıkartacak olursak yani işte ilk 9'daydık. Arjantin mesela 51 öyle söyleyeyim. Evet yani yaklaştık. Evet öyle. Bu kötü, çok Arjantin, kötü. Zimbabwe, Venezuela. Ben aynı sepette olduğum ülkeler değil çünkü bunlar. Yani evet ama o lige düştü Türkiye. Peki Tunç Bey, şimdi temel tarafta evet. Sizin de dediğiniz gibi evet dünyada hadi o ülkeleri de koyarsak ilk onun arasındayız. Evet. Amerika'nın enflasyonu 7,5. Evet. Şimdi aradaki fark kadar bir kere benim değer kaybetmem lazım. Öyle değil mi? Hani düz mantık bakarsam sonuçta benim enflasyonum Amerika'dan daha yüksek. Evet. Ve haliyle bunun kura yansımasını biz uzun vadede evet göreceğiz. Ama burada aslında yani işte 1,5 aylık bir periyotta ciddi bir yatay bant hareketi yatay görüyoruz. Bar, evet. Bunu 6.85'te görmüştük. Evet. Yaklaşık bir 40 gün. 32 peki, bar. Evet. Şimdi sonu aynı mı olur? Yani sonra bir patlama geldi çünkü geldi. 6.85'ten sonra. Geldi. Şimdi buradaki problem şu. Yani bu daha evvel de patlayabilirdi. Burada piyasa bir beklentiye girdi. Çünkü dediler ki bak çok ciddi bir düşüş sağladı. Aslında ciddi düşüş sağladı dediğimizde yani şu 1, 2, 3, 4, 5.sinde aşağıda yani 4 günde olmuştu bu yükseliş. Hı hı. O 4 günlük yükselişi geriye aldı. Tamam. İşte hatta biraz daha geriye gidebilirsiniz. Hı hı. Sadece onu geriye aldı. Şuralarda falan kalabilseydi bir işe yarayacaktı. Hı hı. Askon, yani oralar dediğim şey bir 10 lira seviyeleri, evet, 10,5. 9.60 aslında olması gereken yeridir. Hı hı. Şurada Askon konuşması var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bu yükselişin sene sonu hesap kapamalar yüzünden geçici bir şey olduğunu söylüyor burada. Hı hı. Orada ama hiç de geçici olmadı, kalıcı oldu görünüyor. Şimdi biz bunu istikrarlı bir hale kavuşturduk deniyor. Yani burada geçici, bu düşecek denirken bu düşmemiş, bu kadar gün düşmemiş. Şimdi enflasyon artıyorsa, daha da artmasını bekliyorsak, bu bir. O zaman düşmeyen şey çıkar. Eğer enflasyon düşüyor olsaydı, daha da düşmesini bekliyor olsaydık, çıkmayan şey düşer diyecektik. Bu düşmeyen şey çıkar diyoruz. Şimdi burada neyi bekledik? Ama çıkarı birazcık ben açalım istiyorum. Evet. Neden? Çünkü bizim kötü tecrübelerimiz var. İlkine, evet, yakın vade olarak konuşuyorum. 90'lı yıllara gitmeyeceğim. 2018'de yaşadık. Evet. 2018'de yaşadığımız 18 liraya giderken dedik ki o demek ki o fragmanmış yani. Evet. Biz ondan korkmuştuk ama bu daha kötüydü 18, evet, liraya gidişi. Bunun gibi bir hareket mi olur? Yoksa daha hani sakin ve makul bir yükseliş trendi mi? Çünkü bizim bir endişemiz var, bir kanayan yaramız var, daha önceden bir travmamız var. O yüzden hani işte bu panik yükselişi bizi daha çok, buradaki aşırı oynaklık bizi daha çok vuruyor ya. Evet. Öyle bir şey mi olur? Daha sakin bir yükseliş mi görürüz ama? Bunu da açalım. Şimdi şöyle, burada beklenen şeyler vardı. Paketler açıklanacak, işte iyi olacak, güzel olacak. Ne açıklandıysa bu düşmemiş. Yani 13.50'nin altına 13'ün çok da kalıcılık. İnmiş değil. 13'ün altına diyelim hatta. İnmiş değil. Ne açıklandıysa şey yapalım. En son neye kaldı? Şirketler kur korumalı mevduata geçerlerse bu geçici vergide son çeyrekte elde etmiş oldukları kurun artışı sayesinde elde etmiş oldukları finansal gelirler üzerinden vergi vermeyeceklerdi. Bugün de son günüydü beyanname verip ve ödemenin. Ve dün çıkan işte şeyle, sirkülerle de bu haftaya cuma günü sonuna kadar uzatıldı. Niye uzatıldı bu? Yani bir ülke genelinde kar kıyamet, İstanbul'da, Ankara'da büyük mükelleflerin olduğu yerlerde yollar mı kapandı? Covid, evet, çok ciddi insanlar ölüyor ama biz o yüzden evlerinizde oturun, bir yere gitmeyin mi dendi ki Covid o zamanlarda bile, herkes evinde otursun dediğinizde bile serbest muhasebeci, mali müşavirler falan hep çalıştılar. Onlara ayrı bir şey verildi. Dolaşabilirsiniz, mükelleflerinize gidebilirsiniz, denetim yapabilirsiniz dedi YMM'ler falan. Vergi uzattı. Çünkü istediği bir para gelmedi oradan.
Hı hı. Şimdi o iş yattı gibi gözüküyor bu durumda. Oradan öyle bir para gelmiyor. Bireylerden de geçen geçti. Bundan sonra şu uzadıkça şeyi bekliyor. Yani bu ne kadar uzarsa birey de diyecek ki ben şimdi dolarda kalırsam bir şey kazanmıyorum. Hı hı. Ama kur korumalı mevduata geçersem dolar da artmazsa o zaman işte ise %14 faiz kazanacağım veya %17 faiz kazanacağım. Hı hı. Yani onu düşünsün de geçsin diye bu belki burada tutulmak da isteniyor. İşte ama şirketlerden de bir şey gelip düşmedi. Şimdi sıra geldi altınlara. Yastık altı altınları. Yastık altı altınları. Sistemin dışındaki altınlar evet. Diyelim. Evet. Çok güzel söyledin. Sistemin dışında. Zamanında yüksek faizler varmış bu ülkede değil mi? Hı hı. Yani faizler çok yüksekti deniyorsa demek ki faizler yüksekmiş zamanında. Hı hı. Yani şimdi değil, öyle bir şey yok. Faizler yüksekken, işler günlük gülük gülistanlıkken, işte o zamanında böyle en iyi zamanı işte Ali Babacanlar, Mehmet Şimşekler bilmem neler varken bile o altınlar oradaymış. Sisteme güvenmiyor. Ya da belki bunu biraz kültürel olarak da okuyabilirsiniz. Kültürel olarak da okuyabilirsiniz. Yani benim annemin, işte dedesinin babası falan artık 18. yüzyıl, 19. yüzyıl zamanlarından sözü var. Yani hayatta hiçbir zaman Romanya'da karım, Türkiye'de malım var demeyeceksin. İşte altınları almışlar. Romanya'nın Osmanlı'da olduğu zamanlarda altınları almışlar. Güvenmiyor adam. İşte o güvenmediği için o sistemin dışında. O zaman bu adama gel buraya dediğin zaman şunu düşürmek için, buraya sisteme geri gel dediğin zaman çok iyi bir teklif götürmen lazım. Adam çünkü zaten çok iyi bir teklif götürsem bile gelmeyecek. Gelmeyecek. Adam şey yapmıyor, bak en iyi zamanında gelmemiş diyorum. Mehmet Şimşek varken, şeyin başında Ali Babacan varken gelmemiş. Şimdi gelsin istiyorsun. Bu ortamda gelsin istiyorsun. O zaman çok iyi bir teklif vereceksin. Şimdi adama dersen ki, ya sen şimdi gidersen kuyumcuya bilmem nereye, işte bileziklerini hurda altın parasına sayacaklar, sana da bir para verecekler, sen de işte onu şey yapacaksın. Mecbursa bunu yapar. İşte bir ev alacak, otomobil alacak, birini evlendirecek, iş kuracak vesaire, ameliyat olacak. Mecbursa yapar. Mecbur değilse adama çok iyi bir teklif yapman lazım. Şimdi diyorsun ki hala da adama, hurda altın fiyatına sayacağım senin işçilikli bileziğini. Ya bu ne biçim iş Deniz'im? Sen sanki gitsen işçiliği ödüyor mu oradaki adam diyor kuyumcu. Ben de hurda, o da hurda altın fiyatına ama sayıyor. Ama bizde şöyle bir şey de var. Yani bu altınlar bir de alayım satayım bundan bir nema kazanayım için değil ki. Bu biz kime sorsanız o altınları evde kasada, evdeki kasada tutuyorsa o kişiler o der ki benim kötü gün güvencem, param. Tabii ki güvencem. Kötü gün. Başıma kötü bir şey gelirse. Param. Hani demek istemedim ama yönetmenimiz dedi kefen param diyenler var. Öyle. O yüzden aslında onların amacı burada spekülatif bir işlem ya da al sat bundan kar sağlamak değil. Onun orada güvence olarak durması. Ona çok iyi bir teklif yapması lazım. Ben senin altınını hurda altın fiyatına sayarım dediği zaman bu iyi bir teklif değil. Çünkü ben onu bozdurmayacağım zaten. Zaten niyet diyor. Yok adamın. Yani ben kimseyi kazıklamıyorum ki. Yani kuyumcuya da gitsen orada da hurda altın fiyatına sayacak. Ben de burada altın fiyatını satıyorum. Şu olabilir, sisteme altınlarını getir, ben bunun üzerinden sana mesela işte bunları işleteyim, bir kar payı vereyim. Çünkü evde o altını duracağına burada dursun. Hı hı. Çünkü evde durduğunda bunu sana zaten satmıyorsun, al sat yapmıyorsun. Bunun bir getirisi yok, evet senin güvencen. Ama sisteme getir, sisteme getirdiğinde ben sana bunu teminat sayayım. Evet. Ve ben bunu işleteyim, bir kar payı vereyim mesela. Bu daha cezbedici olabilir. Çünkü yani, der ki hanımefendi, beyefendi, ya elime 3-5 kuruş para geçer. Altınlarım da güvencede kalır diye düşünebilir. Tamamen afaki konuşuyorum. Evet, yani neticede bunun bir güven problemi olduğunu anlamadıklarını gösteriyor bu. Kurda altın sözünün geçmesi bile zaten kötü bir şey yani. Hı hı. O zaman bunu düşürmek için... Şirketlerden gelecek para olmadı. Altından da para olmadı. Nereden buraya para gelecek? Bence şeyhlerden falan. En kısa vadeden turizm diyecektim ama. Şeyhten gelecek, bilmem neden gelecek. Bu çıkacak o zaman. Hı hı. Ve bu da bu lacivertte Perry Kaufman hareketli ortalaması 1386'dan geçiyor. Hı hı. Buraya böyle baraj kurduğunuz zaman bu yıkılınca işte bu çok kötü bir şey. Çünkü bu birazcık düşmüş olsaydı mesela şuraya gelseydi 11.78'e. Oradan millet alırdı kardeşim bilmem ne falan. Peki alsaydı gene millet. Buraya geldiğinde derdi ki bir kısmı. Biz buradan aldık ama bak burada da baraj var. Direnç var. Şimdi buradan satalım. Kendiliğinden buradan biraz daha düşebilirdi.
Oradan müdahale edersen düşerken tekrar bir daha buralara getirebilirdi. Şimdi bu kırıldıktan sonra artık burada şeyi de beyannameyi de uzattın. Hı hı. Köpek balıkları bunun kan kokusunu alırlar. Hı. Yurt dışından da bize şey de olabilir. Bir saldırı da olabilir. Atak. Kur saldırısı, spekülatif bir şey de olabilir. Yurt dışında, illaki yurt dışından olması gerekmiyor. Kokuyu aldılar. Sen uzattın bir kere beyanname verme süresini. Bunu kırdırırlar. Bunu kırdırdığı zaman ne var ne yok elindeki güç de bunun altına bir kere daha basabilir. Hı hı. Bunun altına inmesi için. O bunun altına bir kere indirdi ya, oradan sonra gelirler işte. Çünkü bütün tabii mermisini çünkü yani. Bütün mermisini orada harcadı der. Ondan sonra aman 18 olsun bozacağım. Yeter ki 18 olsun bozacağım diyen adamlar 18'e kadar beklerler. Oralardan satarlar. Ama ondan sonra ne olur bilmem. Ondan sonra öyle enflasyon %50 öyle olmaz. Daha da alır başını gider yani. Bu çok tehlikeli bir oyun. Hı hı. Ve iyi oynanmadı bugüne kadar. Bunun bir yolu bulunmalıydı, bulunamadı. Tuğuş Bey, bu kadar altın dedik, ben bir ons altın konuşalım diyecektim ki konuşamıyoruz çünkü vaktimiz bitmiş. Peki. Keşke konuşabilseydik ama Tuğuş Bey de zaten videolarında sıkça bahsediyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum Tuğuş Bey, ağzınıza sağlık. Önümüzdeki perşembe günü o zaman daha detaylı olarak zaten ons altını da konuşuyor oluruz. Efendim biz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Biraz da kripto paraları konuşacağız malumunuz. Minik bir aramız var, sonrasında buradayım yine.